Yarın birbirinden farklı yeni filmler sinemalarda seyirciyle buluşacak. Lütfen koltuklarınıza yaslanın ve sinemaya gitmeden önce izleyeceğiniz film hakkında bu haberden keyifli bilgi alın. İşte Cuma günü gösterime girecek yeni filmler. Abiyle Sedat için bir futbol maçı tertiplemişler. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Magazin 8 Cuma günü gösterime girecek yeni filmleri açıklıyor. Sen nasıl gideceksin? Şurada atım bekliyor. Onu atlayıp gideceğim işte. Yarın sinema severler için birbirinden farklı sinema filmleri beyaz perdeye ilk kez çıkacak. Magazin 8 sinema editörleri gösterime girecek yeni filmlerle ilgili bir araştırma yaptı. İşte Cuma gününün yeni filmleri. Biz Ali Kemal'le çocukluk arkadaşıyız. İkimizin de hayalleri vardı. Köksal Engür, Zeki Şen, Erkan Meriç ve Yağmur Aydan'ın başrolleri paylaştığı İkimize Bir Dünya 105 dakikalık bir aşk filmi. Hikmet sana aşık. Manyak mısın desin be? Ne saçmalıyorsun? Safa Ünal'ın senaryosunu yazdığı İkimize Bir Dünya, Sait Faik Abasıyan'ın Medarı Maişet Motoru Bir Takım İnsanlar romanından esinlenilerek çekildi. Film yarın gösterimde. İkimiz için bir dünya istedim, olmadı. Bu dünya mı büyük geldi ikimize? Yoksa biz mi çok geldik bu dünyaya? MS hastaları için mesaj veren Saftirikler 2016 yapımı yerli komedi filmi olarak çekildi. Rahmetli Sedat için bir futbol maçı tertiplemişler. Gelirini de onun hastalığı için ona bırakmışlar. Adana'da yaşayan 4 arkadaş MS hastası Murat için para bulmaya çalışır. Başarısızlıkların yakalarını bırakmadığı arkadaşlar son şans olarak bir hazine haritası yardımıyla yüklü bir servete ulaşmaya çalışır. Mezarlık var orada, mezarlık! Mezarlıktan korkarım değil mi? Abi şimdi ne yapıyoruz? Ali Erşen'in yönettiği, Birsen Şimşek'in senaryosunu yazdığı Saftirikler yarın sinemalarda. Topaz Efendi, Mustafa'yı cin çarpıyor da biz onun için geldik. Yayınlanan fragmanlarıyla büyük ilgi gören Burcu Biricik, Alican Yücesoy, Özgün Çoban'ın rol aldığı Çok Uzak, Fazla Yakın yerli bir aşk filmi. Kararlıyım ben. Haftaya gidiyorum, biletimi aldım. İkinci Bahar, Hırsız Polis, Yeditepe İstanbul ve Kara Melek gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Türkan Derya'nın ilk uzun metraj filmi Çok Uzak, Fazla Yakın yarın sinemalarda. Beni sakın bırakma, olur mu? Sen de benim sırrımı kimseye söylemezsen ben de seninkini söylerim. Yarın çocuklar ve çizgi film severler için Leylekler seyirciyle buluşuyor. Always deliver. Çocukları Leylekler Getirir efsanesinin kahramanı Leylekler, filmde bir internet perakende şirketi için paket dağıtmaktadırlar. No. 89 dakikalık 3 boyutlu çizgi film Leylekler yarın sinemalarda. Songül Öden ve Tolga Tekin'i buluşturan Rüzgarda Salınan Nilüfer yeni bir Türk filmi. Bugün aklıma ne geldi? Ben kitap yazayım diyorum. 108 dakikalık dram filminde İstanbul'un zengin semtlerinden birinde yaşam süren evli bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Karı koca arasındaki kopukluk, kadın karakter Handan'ı farklı bir yola götürüyor. Affedersiniz, siz Şermin'i unutmuşsunuz. Ben de dedim Şermin'e ortaklık teklif edince küstü bana. Handan'ın yeni yolu, eşi Korhan'ın pişmanlığı ve birçok sürprizin yer aldığı Rüzgarda Salınan Nilüfer yarın gösterimde. Şermin, bu densizler kim? İnsan hayalleri kadar yaşar derler. Müthiş bir film bu görüşü destekliyor. Biz Ali Kemal'le çocukluk arkadaşıyız. İkimizin de hayalleri vardı. 2016 yapımı yerli komedi filmi müthiş bir komedi, bir hayali canlandırıyor. O böyle büyük bir rejisör olacak. Ben de onun parlayan yıldız aktörü. İki çocukluk arkadaşı Ali Kemal ve Vahi'nin tek amacı arzuladıkları filmi tamamlayabilmektir. Bu uğurda her şeyi göze alan ikili Yeşilçam'ın içerisine girdikçe işlerinin o kadar kolay olmayacağını anlarlar. Hani bu şimdi bir türlü çekemediğimiz film var ya, biz onu çektik işte zamanında. Çok da güzel olmuştu. Yarın gösterime girecek filmde Gürgen Öz ve Cemal Hünal başrolleri paylaşıyor. Aynur Hanım, çalıyor telefonumuz, açalım artık. Çalmıyor hocam. Sen nasıl gideceksin? Şurada atım bekliyor. Onu atlayıp gideceğim işte. Ne bileyim ben nasıl gideceğim?